düşmanlık, düşmanı askerliktir. Şu sivilleri için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler! Haysiyetsizler! Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. ABD, Avrupa ülkeleri ve Türkiye dünyada enflasyonla mücadele ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde bu konu vardı. Türkiye ve diğer ülkeleri karşılaştırdı. Etkiler aynı değil dedi. Biz işçisinden memuruna her kesimden vatandaşımızın gelir kaybını enflasyonun üzerindeki ücret artışlarıyla telafi ederek enflasyonun sosyal etkilerini sınırlandırdık. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon rakamlarıyla Türkiye'deki rakamları karşılaştırdı. Etkiler aynı değil, dedi. Diyorlar ki onlarda enflasyon %9, bizde %80'e dayandı. İyi de onlardaki %9 enflasyonun ekonomik ve sosyal sonuçlarıyla bizdeki enflasyonun etkileri aynı değil ki. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ödülleri töreninde konuştu. Avrupa'daki fiyat artışları gündemindeydi. Avrupa'da gıda başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerindeki fiili fiyat artışı ile ücretlere yapılan artış arasında öylesine derin uçurumlar var ki insanlar sokaklara dökülmeye başladı. Gösterge faizleriyle enflasyon arasındaki 5-6 katlık farkları söylemiyorum. Piyasaları paraya boğarak krizi bastıranlar şimdi kara kara bu dengesiz politikanın bedelini nasıl ödeyeceklerini düşünüyorlar. Biz bu sıkıntıların hiçbiriyle karşı karşıya değiliz. Cumhurbaşkanı Erdoğan banka kredilerindeki sıkıntının asıl nedenini açıkladı. Banka kredileri konusunda yaşanan sıkıntıların kaynağı ekonomi programımız değil. Finans kesimiyle reel sektör arasındaki geçici bir yaklaşım farklılığıdır. Bu farklılığın en kısa sürede üretim ve istihdam odaklı büyümeyi destekleyecek şekilde kapsamlı bir uzlaşmaya dönüşeceğine inanıyorum. 2023 seçimlerine az bir zaman kaldı. Partilerde hazırlıklar yapılıyor. Cumhur İttifakı bu süreçte tam kadro sahada ancak Millet İttifakı'nda henüz bir aday belirlenmedi. CHP Genel Başkanı hem aday belirsizliğini hem de altılı masayı değerlendirdi. Türkiye 2023'te yapılacak seçimlerin havasına girdi. Seçimler için geri sayım başlarken CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi'nden oluşan Millet İttifakı, Demokrat, Deva ve Gelecek Partisi'ni de katarak çalışmalarına başladı. Altılı masa 8 aylık bir süreçte toplam 6 kez toplandı. Son toplantı Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bu süreçte altılı masa aday belirleme konusunda olumsuz bir imaj çizdi. Zira masanın her bir ferdi farklı adaylara göz kırpıyor. Gerçekleşen son toplantıda da aday ismi belirlenmedi. Bir sonraki toplantı için gözler 2 Ekim tarihine çevrildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu altılı masanın son buluşmasına ilişkin kurmaylarına değerlendirmede bulundu. Kılıçdaroğlu'nun gayet olumlu gidiyor diyerek toplantılara devam edeceğiz mesajı verdiği aktarıldı. Kılıçdaroğlu, ortak cumhurbaşkanı adayımız hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, herkesin cumhurbaşkanı olacaktır ifadelerini kullandı. Siyasetçiler arasındaki tartışmalara bir yenisi eklendi. Bu kez festival polemiği başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iptal edilen gençlik festivalleri tepkisine Süleyman Soylu'dan yanıt geldi. Maksadını aşmış bir anonsun camide. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iptal edilen festivallere tepkisine sert çıktı. Valileri hedef almasını eleştirdi. Süleyman Soylu'dan muhalefet liderine cevap gecikmedi. Soylu, Kılıçdaroğlu'na valileri İmamoğlu'yla karıştırdın galiba dedi. Yani bu tip işlerde buradaki kamu görevlilerimiz. Son zamanlarda gençlik festivallerinin iptal oluşu siyaset gündeminde geniş yer tutmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Balıkesir Burhaniye'de Zeytinli Rock Festivali kaymakamlık tarafından iptal edilmişti. İptal edilen o festivallere bir yenisi Muğla'dan eklendi. 1-4 Eylül tarihleri arasında 16 sanatçının sahne alacağı Milyon Fest Fethiye'de Muğla Valiliği tarafından iptal edildi.
Hal böyle olunca getirilen festival yasağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu karşı karşıya getirdi. İptal edilen festivallere tepkisini sert şekilde gösteren Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımla valileri hedef aldı. Konser yasaklarının devam etmesi halinde milyonları karşılarında bulacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Valileri uyarıyorum, öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boyun eğeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma, şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun, devletin" ifadelerini kullandı. Dolayısıyla bütün bu koşulları yerine getirebilecek. Kılıçdaroğlu'nun bu tepkisine yanıtsa çok geçmeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakan Soylu, "Tehditlerin, oyunbazlığın devlete sökmez" diyerek karşılık verdi. CHP Genel Başkanı'na "Valileri İmamoğlu'yla karıştırdın galiba" ifadeleriyle seslendi. Soylu, SSK eski genel müdürü, "Sözüm ona valileri tehdit etmiş, çok korkmuşlar. Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayri kanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez. Tehditlerin, oyunbazlığın devlete sökmez. Valileri İmamoğlu'yla karıştırdın galiba" dedi. Kamu görevlilerine de ikazım soğukkanlı olmalarıdır. Milyonlarca öğrencinin barınma ihtiyacını karşılayacak KYK yurt başvuruları başladı. Kayıtlar için son gün pazar günü. Peki yerleştirmeler hangi kritere göre yapılacak? Detaylar haberimizde. Milyonların beklediği açıklamayı Gençlik ve Spor Bakanı yaptı. KYK yurt başvurularının başladığını açıkladı. Dediğim gibi bu yurtların kapıları gençlere ardına kadar açık arkadaşlar. Onun için ne gerekiyorsa, ne tür yeni projeler gerekiyorsa onları da yapıyoruz, geliştiriyoruz. KYK yurt başvuruları üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merakla bekleniyordu. Milyonlarca öğrencinin beklediği o açıklamayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı. Yurt başvurularının başladığını duyurdu. 2022-2023 eğitim öğretim yılı yurt başvurularımızı an itibariyle başlatıyoruz. Sevgili öğrenciler, pazar akşamına kadar E-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirecekler. Başvuruların tamamen dijital ortamda değerlendirileceğini söyleyen Gençlik Bakanı, yerleştirmelerin hangi kriterlerde olacağını da açıkladı. Ve öğrencilerimizin gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerine göre puanlandırılmasıyla yerleştirmeler otomatik olarak gerçekleştirecek. 12 farklı kurum ve bu kurumlardan alınan, doğrulanan bilgilerle birlikte inşallah asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yurt ücretlerinin açıklanması için de tarih verdi. Resmi olarak biz yurt ücretlerini Eylül ayı içerisinde inşallah belirleyeceğiz ve açıklayacağız. Onun haricindeki hiçbir bilgiye itibar etmesinler ve bu anlamda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yurt kapasitesinden bahseden Gençlik Bakanı, "Amacımız gençleri güçlü kılmak" dedi. Güçlenen yurt zincirinin altını çizdi. Veriler, arşivler, geçmişiyle bugünüyle her şey ortada. Burada açıkçası bir devrimden bahsediyoruz. Nasıl sporda bir devrimden bahsediyorsak, yurt çalışmasında da bir devrimden bahsediyoruz. 190 binlerden 800 bine çıkarılmış bir kapasiteden hemen hemen %95'i ranzalıyken %10'lara düşmüş bir sistemden bu anlamda bahsediyorum. Ortak banyosu, tuvaleti, ısınması, soğutması, beslenmesi onlar apayrı. Artık her odasında duşuyla, lavabosuyla, çalışma mekanlarıyla, internetiyle her alanda özgün bir alan, yaşam alanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ayaş'ta çiftçi kadınları ziyaret etti. Onlarla birlikte domates topladı ve kışlık menemen yapımına yardım etti. Domatesiyle ünlü Ayaş'a gitti. Domates tarlasında yerli üretim domateslerden topladı. Kışlık menemen yapımına eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da çiftçi kadınları ziyaret etti. Akkaya mahallesindeki domates tarlasında yerli ata tohumlarını toprakla buluşturan kadınlarla bir araya geldi. Tabii üreticiye daha cazip hale getirilmesi için gayret edeceğiz inşallah. Üretici istediği zaman gidip bu ata tohumlarından alıp ekebiliyorlar. Bu da
Uzun zamandır yapmak istediğimiz bir şeydi. Çok şükür. Domatesleri tek tek toplayan Erdoğan, çiftçi kadınlarla sohbet etti. Emine Erdoğan, domatesin yanı sıra patlıcan, kabak, taze soğan gibi tarladaki diğer yerli ürünlerden topladı. Erdoğan daha sonra toplanan domateslerden yapılan kışlık menemenin yapımına yardım etti. Şimdi kavanozu kapağını alayım. Kapağını da kapat. Hadi onu alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ters çevir, menemen hazır şimdi. Hazır, tamam. Emine kapat. Evet. Harika. Emine Erdoğan, çiftçi kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Var ya, bir yanı sıvandı, bir yanı sıvansız. Evet. Ne yapalım? Muğla Marmaris'te feci bir kaza meydana geldi. Turistleri taşıyan safari aracı devrildi ve 5 kişi hayatını kaybetti. Turistleri taşıyan safari aracı devrildi. 5 kişi hayatını kaybetti. Feci olay Muğla'da yaşandı. Marmaris ilçesi Barmulatan mahallesi Datça yolu seyir terası mevkiinde bir cip safari aracı devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Sabah saatlerinde safari turuna çıkan kişilerin Irak uyruklu oldukları ileri sürüldü. Erzurum'da İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan Vali Okay Memiş, eşitlik ve adalet vurgusu yaptı. Profesör Doktor Muharrem Kılıç ise eşitlik ihlallerine karşı idari para cezası uyguladıklarını söyledi. Aslında eşitlik ve adalet kavramı dahi göreceli kavramlar. Yani kime göre adil, kime göre eşitlikçi. Her eşit olan adil olmayabiliyor. Bu zamana kadar ben ve beraber burada çalıştığım çok değerli kardeşlerim, değerli mesai arkadaşlarımla şuna dikkat ediyoruz. Anayasal ilkeler. Nedir anayasal ilke? Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletidir. Ve iki, bu ülkenin bölünmez bütünlüğü çok önemlidir bizim için. Bu iki kavram haricinde herkese eşit mesafe. Eşitliğin önemine değindi, mobbingi gündemine aldı. Erzurum Valisi Okay Memiş, İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı'na katıldı. Bizim batıdan alacağımız çok şey yok dedi. Bizler kamu olarak herkese eşit, dengeli ve adil davranmak zorundayız. Değerli kardeşlerim, kanun ve anayasa da bize bunu emrediyor. Küstahlık gibi algılamayın ama batıdan öyle çok alacağımız şey yok aslında. Biz ne çevre sorunlarında, ne çevre hukukunda, ne doğaya verilen tahribat konusunda, ne hayvan hakları konusunda, ne çocuklara, kadına, bizim değerlerimiz bize yeter. Ne diyor Cengiz Han? Ben sizin hanınızım ama benim hanım diyor, eşini gösteriyor. Benim hanım da işte hanımım diyor. Hanım kelimesi bile buradan geliyor. Dolayısıyla bizim kendi değerlerimiz bize yeter. Tersine mobbingten de bahsetti Vali Memiş. Beklenen üstlerin aslarına yönelik olarak bir mobbing uygulaması tarzında filan. Fakat devlet odaklı yerlerde buna düz mobbing diyor. Bir de tersine mobbing var. Yani yardımcı hizmetli görevlerimiz, normal memur arkadaşlarımız, beni bağışlayın, yukarı kilitliyor. İl müdürünü çalıştırmıyor. Çok şahitlik ettim ben bu duruma. Bizler vatandaşa hizmet için varız. Bizler vatandaşı memnun etmek için varız. Onların emrindeyiz. İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Toplantıya kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar ve vatandaşlar katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Profesör Doktor Muharrem Kılıç yaptı. Kılıç, eşitlik ilkesini ihlal edebilecek durumları anlattı. İhlallere karşı uygulanan cezaları paylaştı. Eşitlik ilkesini zedeleyebilecek, ihlal edebilecek durumları, ayrımcı tutumları, ayrımcı davranışları, girişimleri de hem idari olarak, idari bir hak mekanizması, hak arama mekanizması olarak tecziye etme, cezalandırma, önleme ve bu konuda farkındalık yaratma amacına matuf faaliyetler yapıyoruz. Bu doğrultuda özellikle eşitlik ilkesi çerçevesinde kanunumuzda yer aldığı üzere 15 temelde ayrımcılık başvurularını alabiliyoruz.
idari hak arama mekanizması olarak diğer hak arama kurumlarından farklı biçimde, hatta dünyadaki diğer akran ulusal insan hakları kurumlarından da farklılık arz eder biçimde başvuruları değerlendirirken, kurul olarak, heyet olarak bu ayrımcılık başvurularını değerlendiriyoruz ve idari para cezası uyguluyoruz. Eğitebilirsiniz. Doldurduğunuz değerli... SMA hastalığı pençesinde olan bir bebeğimiz daha yardım bekliyor. Daha önce de ekranlarınıza taşımıştık. Erzurum'un tek SMA hastalığı olan bir bebek Muhammed Eymen. Ailenin tek umuduysa gereken o paranın toplanabilmesi. Bir anne olarak evladımı kucağıma alamıyorum mesela ben. Balkona çıkaramıyorum. Benim yavrum gökyüzünü görmedi mesela. Tenine rüzgar hiç dokunmadı. Bunlar olsun diye istiyoruz. İstiyoruz ki bir an önce götürelim. Bir annenin başka ne dileği olabilir ki? Onun tek isteği evladının iyileşebilmesi. Muhammed Eymen henüz 8,5 aylık. Dünyalar tatlısı bir bebek. O minik bedeniyle aylardır ölümcül bir hastalığın pençesinde. Eymen'e 2 aylıkken SMA tip 1 kas hastalığı tanısı konuldu. Hastalığı öğrenen aile bir gün bile beklemedi. Yavrularının iyileşebilmesi için seferber oldu. 4 aydır yoğun bakımdaydı Muhammed Eymen. Yani bebekliğini yoğun bakım odasında bırakıp öyle çıktık. 2 hafta oldu evimize geleli. Eve geldikten sonra yine bir enfeksiyon geçirdi. Tekrar hastaneye gittik, geldik. Yani hastane ile ev arasında mekik dokuyoruz resmen. Onun rahat edebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz ama SMA durduğu gibi durmuyor. Maalesef çok hızlı ilerliyor. Biz de Muhammed Eymen'i işte bir an önce tedavisine kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yardım kampanyaları başlatıldı, standlar kuruldu. Her şey 8 aylık Eymen bebeğin daha rahat nefes alabilmesi içindi. Kampanyalar bir nebze de olsa işe yaradı. Ancak oran hala çok düşük. Zaman su gibi akıp geçiyor. Ve Erzurum'da yürüttüğümüz valilik onaylı bir kampanyamız var Türkiye genelinde. Caddede standlarımız oluyor, kermeslerimiz oluyor. Bunun yanı sıra hem çocuğumuzla ilgilenip hem de tabii kampanyayla ilgilenmek çok zor. O yüzden de halkımızdan, büyüklerden destek istiyoruz. Muhammed Eymen'in bakımları oldukça zor. Görüyorsunuz bir makineye bağlı. 8,5 aylık bir süt kuzusu ama burnundaki hortumla besleniyor. Sütün suyunun tadını bilmiyor benim yavrum. O yüzden yurt dışındaki Zolgensma tek çaremiz. Yani denemek istiyoruz. Onun iyileştirebileceğine inanıyoruz. Muhammed Eymen'i bir an önce ilacına kavuşturmak istiyoruz. Biz şu anda Muhammed Eymen için bakımlarını en iyi bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Evimize getirdik. Ama kampanyanın daha hızlanması için bizim insanlara ihtiyacımız var. Yüce yürekli insanlara ihtiyacımız var. Biz Muhammed'i evimize getirdik ama bugün bir elektrik kesintisinde işte makineye bağlı olduğu için elimiz ayağımız birbirine tutuşuyor. Muhammed Eymen ne kadar erken tedaviye giderse hepimiz için en hayırlısı o olacak, en iyisi o olacak. Ailenin tek bir umudu kaldı. O da gereken paranın toplanabilmesi. Bunun için de valilik onaylı bir kampanyamız var. Bu kampanyamız dahilinde de etrafımızda güzel yürekli insanlar arıyoruz. Bizi bu yolda yalnız bırakmayacak, bizimle beraber Muhammed Eymen'i ilacına kavuşturacak insanlar arıyoruz. Desteklerini bekliyoruz. Önce Erzurum'dan tabii ki. Şehrimiz bu konuda eminim ki duyarlı olacaklardır. Evladının ölmesine göz yummayacaktır diye düşünüyorum. Önce Erzurum'a, sonra da beni duyan herkese Muhammed Eymen'in ihtiyacı var. Muhammed Eymen dediğim gibi 8,5 aylık oldu. Yaşıtlar ek gıdaya başlarken Muhammed Eymen sadece bir sıvı mamayla, o da sulandırılmış şekilde mamayla beslenmek zorunda. Muhammed Eymen'i bir an önce götürmemiz lazım tedavisine ve sizlerden destek istiyoruz. Biz büyük bir destek almadık. Gittiğimiz her kapıda çok güzel ağırlandık, çok güzel sözler aldık. İnşallah gerçekleşmesini bekliyoruz biz de. Siz de bu mücadelesinde minik Eymen'e destek olmak için cep telefonlarınızın mesaj bölümüne Eymen yazıp 2506'ya gönderebilirsiniz. Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde yetenek sınavları başladı. Üniversite öğrencisi olmak isteyen gençler 8 branşta zamanla yarışıyor. Parkurlar hazırlandı, öğrenciler bir köşede ısındı. Sırası gelen öğrenci parkurlarda zamanla yarıştı. Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi yetenek sınavları başladı.
2022-2023 eğitim öğretim yılıyla alakalı olarak alacağımız öğrencilerin bu seneki müracaatı yaklaşık olarak 700 civarında. Biz 240 kişi alacağız bu 700 kişinin içerisinde. Öğretmenlik bölümümüz var. Spor yöneticiliği bölümümüz, antrenörlük eğitim bölümümüz ve rekreasyon eğitimi bölümü olmak üzere 4 ana bölüme öğrenci seçimi yapacağız bu sınavla. Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim görmek isteyen öğrenciler 8 ayrı dalda ter döküyor. Zaten rutin olarak her yıl yaptığımız giriş sınavlarımız, özel yetenek sınavımız. Bunu kendi içerisinde 4 tane ana branş üzerinden yapıyoruz. 2 aşamalı gerçekleştiriyoruz. Önce branş sınavı, sonra da atletizm sınavı dediğimiz koşu sınavını alıyoruz. O da 800 metre ve 100 metre olmak üzere 2 aşamada değerlendiriliyoruz. Adayların bu 2 aşamada aldığı puanlar artı TYT ve orta öğretim başarı puanıyla beraber okula giriş puanları ortaya çıkmış oluyor. Ondan sonra da tercih sistemine göre herkes puanına göre bir yerleşme durumu gerçekleştiriyor. Biz 8 branş üzerinden bu sınavları yapıyoruz. 4 takım sporu, 4 ferdi branş olmak üzere 3 gün branş eleme yapıyoruz. 2 günde koşu parkurunda 800 ve 100 metreyi gerçekleştiriyoruz. Tabii bunlar takım sporları, bugün de şu anda alanda bulunduğumuz futbol, voleybol, basketbol, handbol, güreş, boks, atletizm. Bunlar kendi içerisinde branşlarını aldığımız branşlar, sınavlarını yaptığımız. Spor yöneticiliği ve rekreasyon bölümünde de bir değişikliğe gidildi. Son 2 yılımızda spor yöneticiliği ve rekreasyon bölümlerine merkezi yerleştirme ile öğrenci aldık. Bunu YÖK öyle bir program geliştirmişti, bir deneme programı. Ama o bu sene itibariyle bütün Türkiye genelinde kaldırdılar. Tekrar bu bölümlerde özel yetenek sınavıyla öğrenci alımını gerçekleştiriyoruz. Bir yetenek sınavı da engelliler için yapılıyor. Bu yıl %10'luk kontenjan açıldı. Tabii YÖK'ün yine mevzuatına göre kontenjanlarımızın %10'u kadar da engelli kontenjanlarımız bulunuyor. Burada da YÖK gönderdiği yönetmelikte engellilerin skalasını bize vermiş. Hangi konumdaki engelliler, durumdaki engelliler bize müracaat edebilirler diye. Onunla alakalı da müracaat eden engelli bulunmadı. Bulunmadığı için de bize engelli sınavımızı yapmıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ve koordinasyonuyla yürütülen Yüzme Bilmeyen Kalmasın çalışması Olt ilçesinde meyvesini verdi. Çocuklar yaptırılan portatif havuzda yüzme sporuna ilk adımlarını attı. Hem internetten uzak kalıyorlar hem de yüzme öğreniyorlar. Oltulu çocuklar portatif havuzda doyasıya eğlenmenin yanı sıra sosyalleşip spora atılıyorlar. Yüzmeyi çok seviyoruz. İlk havuzu yaptılar. Gençlik ve Spor Bakanlığı çocuklar için kolları sıvadı. Yüzme bilmeyen kalmasın projesini başlattı. Bu kapsamda ilçelerde portatif havuzlar yapıldı. O havuzlardan biri de Erzurum'un Olta ilçesinde hizmete girdi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ve koordinasyonu ile yürütülen projeyle çocuklar havuzla buluşturuldu. 500 kayıtlı öğrencimiz var. Toplam 4 grup halinde öğrencilerimizi yüzdürmekteyiz. 0-6, 10 ve 11-14 yaş olmak üzere. Minikler havuzun tadını çıkardı. Öğrenmek için serin sularda kulaç attı. Çocuklar başlatılan projeyle hem öğreniyor hem de eğleniyorlar. Bize bu imkanları sağlayan spor müdürümüz ve belediyemiz adına hepsine gerçekten teşekkür ederim. Çocukların böyle bu sıcaklarda, bunalmış sıcaklarda böyle serinleyip de bir aktivite oluşturmasına, böyle bir şey öğrenmesine, yüzmeyi öğrenmesine sağlayan, öğrenmeye çalışmasına sağlayan herkese teşekkür ederiz. Çocuklarımızın internet ortamından böyle telefonlardan uzak durup böyle şeyler uğraşması gerçekten bizi mutlu ediyor. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 24 Ağustos 2016'da başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın üzerinden tam 6 yıl geçti.
Suriye'nin kuzeyi terör örgütü DAEŞ'in zulmü altındaydı. Bölgenin terörden temizlenmesi için harekat başlatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 6 yıl önce Suriye'nin kuzeyinde başlattığı ilk büyük operasyonla sınır hattındaki 2055 kilometre karelik alan terörden temizlendi. Sivillerin geri dönüşünün sağlandığı Fırat Kalkanı bölgesi atılan adımlarla cazibe merkezi oldu. Tarih 20 Ağustos 2016. Gaziantep'teki bir sokakta kına gecesi yapılıyordu. Eğlence terör örgütü DAEŞ'in katliamına dönüştü. Sivilleri hedef alan canlı bomba saldırısında 57 kişi yaşamını yitirdi. Terör örgütü bununla kalmadı. Roket saldırılarıyla da sivilleri hedef aldı. Türkiye'nin huzur ve güvenliği için adım atılması gerekiyordu. Takvimler 24 Ağustos 2016'yı gösterdiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı harekatı için düğmeye bastı. Türkiye, Suriye'de sahneye konulmaya çalışılan oyuna oldu bittiye asla rıza göstermeyecektir. Gerekirse meseleye bil fiil el koymak da dahil tüm imkanlarımızı kullanarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumakta, bu ülkenin kendi halkının iradesiyle yönetilmesini sağlamakta kararlıyız. Bu açıklamadan sonra çok namlulu roket atar ve fırtına obüsleri DAEŞ hedeflerini vurmaya başladı. 7 ay 5 gün süren harekatta 2055 kilometre kare alan terörden arındırıldı. 4000 DAEŞ'li teröriste etkisiz hale getirildi. Harekat başarıyla sona erdi. Korkunun yarattığı tedirginlik yerini artık huzur ve güvene bıraktı. Sırada sivillerin evine dönmesi vardı. Bu kez yaraların sarılması için harekete geçildi. Peş peşe adımlar atıldı. Sivillerin ihtiyaç duyduğu tüm kamu kurumları oluşturuldu. Bu kurumlarda sadece bölge halkı istihdam edildi. Uçak savarda dışa bağımlılığı azaltacak yeni bir adım atıldı. Türk Savunma Sanayi firması dakikada 950 mermi atabilen silah geliştirdi. Havadaki tehditleri hedef alıyor. Dakikada 950 mermi atabiliyor. Kesintisiz ateş gücü sağlıyor. Canik M2F uçak savarın kalifikasyon testleri tamamlandı. M2F uçak savarın tasarımı ve üretimi tamamıyla yerli imkanlarla Samsun'da yapıldı. Tüm tasarım Ar-Ge üretim işlemleri 4 senede tamamlandı. Üretimde en ufak bir hataya yer bırakmamak için ölçümler 3 boyutlu son teknoloji cihazlarla yapılıyor. Böylece milimetrenin 10.000'de 3'üne kadar tüm detaylar görülebiliyor. M2F'nin yan yana aynı platforma bağlanarak atış gücünün 2 katına çıkarılması için de çalışmalar sürüyor. Tamamlandığında hava savunmada etkin biçimde kullanılabilecek. M2F'nin yakın zamanda envantere katılması bekleniyor. Silahın daha şimdiden birçok ülkeden taliplisi bulunuyor. İhracata seri üretime geçildiğinde başlanacak. İtalya'da 36 yaşındaki bir erkek hastaya uygulanan 3 testte pozitif çıktı. Dünya bu vakayı konuşurken bilim insanları vakanın bir eş bulaşma olabileceğini söyledi. Aynı gün hem maymun çiçeği hem COVID-19 hem de HIV testi pozitif çıktı. Dünya bu vakayı konuşmaya başladı. Bilim insanları nedeni araştırmak için kolları sıvadı. İtalya'da yaşayan 36 yaşındaki bir kişi İspanya'ya gitti. Ancak kısa bir süre sonra belirtiler yaşamaya başlayınca COVID-19 testi vermek istedi. Hastaneye gittiğinde ise doktorların dahi beklemediği bir durum ortaya çıktı. Hasta COVID-19 testi verdikten sonra pozitif çıktığını öğrendi. Ancak sadece bu hastalığa yakalanmamıştı. Hastaneye yatan ve vücudunda lezyonlar ortaya çıkan hastanın birkaç gün sonra da maymun çiçeği ve HIV virüsüne yakalandığı ortaya çıktı. Yani 3 ayrı virüse birden yakalandı. İtalyan bilim insanları bu vaka üzerine harekete geçti. Hastada bir eş bulaşma vakası olabileceğini vurguladı. Bir Ekim tarihinden itibaren internet alışverişlerinde alınan cep telefonu, tablet, akıllı saat ve bilgisayar gibi teknolojik ürünlerde koşulsuz iade dönemi sona erdi. Artık ürün iadesi ancak kusurluysa yapılabilecek.
Ticaret Bakanlığı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Yeni kararlar resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 1 Ekim'den itibaren internet üzerinden alınan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlarda koşulsuz iade hakkı olmayacak. Tüketiciler iade kargolarının ücretini kendisi karşılayacak. Tüketicinin malı satıcıya gönderme süresi cayma bildiriminin yöneltildiği tarihten itibaren 14 güne çıkarıldı. Cayma hakkının kullanımı halinde ortaya çıkan iade masraflarının mesafeli sözleşmede kararlaştırılması imkanı getirildi. Cayma hakkının istisnaları başlığında bulunan madde 15'e de eklemeler yapıldı. Yeni düzenlemeye göre tüketici internetten satın aldığı ve teslimi yapılmış cep telefonu, tablet, akıllı saat, bilgisayar ve insansız hava araçlarıyla canlı müzayedeyle alınan ürünlerde cayma hakkından faydalanamayacak. Ürün iadeleri yalnızca satın alınan ürünün kusurlu olması halinde gerçekleşecek. Böylece kişinin kendine bağlı ortaya çıkan keyfi iade isteklerinin önüne geçilecek. Ankara'daki Aslan Park açıldığı günden itibaren tartışmaların odağındaydı. Komşular kükreme seslerinden rahatsızlığını dile getirdi. İşletme sahibi gerekli izinlerin olduğunu belirtse de Ankara 18. İdare Mahkemesi işletme hakkında kapatma kararı verdi. Nasıl gidiyor? Aslanlar kükredi, mahalleli rahatsız oldu. Psikolojimiz bozuldu diyen mahallelinin dediği oldu. Mekanın kapatılmasına karar verildi. Burada devletin izin verdiği doğa koruma milli parklardan izinli bir hayvanat bahçesi. Onlar araştırırken, onlar izin verirken bu tür şeyleri zaten göz önünde bulunduraraktan hangi tür hayvanlar koyacağımızı belirliyorlar. İş insanı Ahmet Zeki Öner 2015 yılında Ankara İncek'te bir arazi kiraladı. O arazide bir süre restoran ve kafe işletti. Öner geçen yıl Mayıs ayında araziyi hayvanat bahçesine dönüştürdü. Aslan, kaplan, geyik, maymun, tavus kuşu gibi hayvanların bulunduğu hayvanat bahçesi büyük ilgi gördü. Ancak hayvanat bahçesindeki aslan ve kaplanların kükreme sesleri bir süre sonra çevrede oturanları rahatsız etti. Mahalleli hayvanların kükreme sesinin yanı sıra işletmeden kötü koku yayıldığını belirtti. Şikayet üzerine işletme bir hafta kapatıldı. Ankara Valiliği tarafından 2021 yılı Ağustos ayında işletmeye B grubu hayvanat bahçesi ruhsatı verildi. Ve sabaha kadar aslanların kükremesinden korkuyoruz. Hiçbir koku yok, etrafa verdiğimiz hiçbir rahatsızlık yok. Bu aslanların doğasında zaten 20 saat uyuyan hayvanlar bunlar. Günde bir veya iki kere kükrüyorlar. O da bir veya bir buçuk iki dakika sürüyor. Ankara 18. İdare Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında bilirkişi heyeti hayvanat bahçesinde inceleme yaptı. En çok aslan ve kaplanlarımız var. 12 tane aslanımız, 2 tane kaplanımız var. Velvet maymunlarımız var, alaceyiğimiz var. Aslan ve kaplanların genetik yapılarındaki bölge hakimiyetini göstermek açısından devamlı kükremek zorunda olduklarına dikkat çekildi. Hayvanların gürültüsünün bölgede yaşayanların psikolojisini bozacak derecede etkili olduğu iddia edildi. Raporda gerek çevre, gerek konum, gerek hayvan sağlığı, gerekse kötü koku yayması ve gürültü kirliliği açısından işletmeye ruhsat verilmesinin yanlış olduğu tespiti yapıldı. Ardından işletme sahibinin itirazını değerlendiren Ankara 18. İdare Mahkemesi, hayvanat bahçesinin kapatılmasına karar verdi. Şırnak'ta şizofreni hastası olan baba dehşet saçtı. Eşini ve 3 kızını gece uyurken pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Sonra da polise gidip cinayeti itiraf etti. Aile faciası kan dondurdu. Psikolojik sorunları bazen oluyordu. O da hiç kimseye zarar vermeden. Dün gece bir olayı duyduktan sonra biz edil olarak çok şoktayız. Eşini ve kızını gözünü bile kırpmadan uyurken öldürdü, sonra da polise gidip cinayeti itiraf etti. Cinnet getiren koca ocağını söndürdü, katliam gibi cinayet kan dondurdu. Dün akşam silah seslerine uyandık, balkona çıktık baktık 3 kızını eşini öldürmüş. Dehşetin adresi Şırnak'ın İdil ilçesi. 40 yaşındaki katil zanlısı Hasan Karaaslan, gece saatlerinde eşi ve 3 kızı uyurken eline aldığı pompalı tüfekle kan akıttı. Yıllarını paylaştığı eşini, kendi canından, kanından olan 3 evladını gözünü bile kırpmadan başından vurarak öldürdü. Çok şaşırdık. Çünkü kendisi kendi halinde sakin biriydi. Cani eş ailesini katlettikten sonra da polise kendi ayağıyla gitti, cinayeti itiraf etti, kızlarını ve eşini öldürdüğünü söyledi. Katil zanlısı gözaltına alınırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ancak bir aile dört can için çok geçti. Ekipler eve geldiğinde anne ve kızlarının cansız bedenleriyle karşılaştı. En acısı da onları hayattan koparan, yaşam sevincini ellerinden alan babalarıydı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından anne ve üç kızının cansız bedenleri otopsi için hastaneye kaldırıldı. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürerken katil zanlısının şizofreni hastası olduğu, ara ara hastalığının nüksettiği öğrenildi. Sırada dilenciliğin perde arkası var. Utanmaz iki kadın gün boyu dilenerek topladıkları paraları bindikleri metrobüste şov yapar gibi oturup saydılar. Onlar rahatlığından taviz vermezken kayda alınan görüntüler pes dedirtti. Gün boyu dilendi topladılar, sonra da oturup bir güzel saydılar. Duygu sömürüsünden utanmayanlar üstüne bir de dalga geçer gibi keselerini sergiledi. Görüntüler İstanbul Cevizlibağ'da bir metrobüste kayda alındı. Bu iki kadın otobüs ve metrobüs duraklarında dilendikten sonra topladıkları paralarla birlikte metrobüse bindi. Rahatlıklarına da utanmazlıklarına da diyecek söz yoktu. Öyle ki metrobüste yere oturdular, gün boyu topladıkları paraları çıkarıp teker teker saymaya başladılar. Gören izleyen herkes şaşkındı ama onlar tavırlarından hiç taviz vermedi, kese gösterisi yaptı. Rahatlıklarıyla pes dedirttiler. O anlar başka bir yolcu tarafından kayda alındı. Ortaya çıkan görüntülerse dilenciliğin de adeta perde arkası oldu. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Hafta başında yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyoruz.